Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne oluyor Zeynep? Hastamın omurilik sıvısı kusursuz. Dizinden aldığım sıvıda da enfeksiyon görülmedi. Diz eklem grafisi temiz. Neyi kaçırıyorum, neyi? Dur bir dakika bakayım. Hah. İşte. Ne? İşte şurada. Nerede? Görmüyor musun? Bak şurada. Yarışmayı kazanmak için bir sürü gereksiz operasyon yaptığın yazıyor. Vay! İnanılmaz. Ela ile ikinizin yarışmayı kazanmak için gereksiz operasyonlar yaptığınızı da yazıyor. Ela tıbbi bir gizem mi buldu? Hayır. Ama o da bunun peşinde. Ela? Aşk mı kazandı, tümör mü? Tümörü var. Bakın, uzun zamandır buradaymış. Üzüldüm. Sizden bir şey rica etsem. Hastayla siz de ilgilendiniz. Levent Bey, bunu siz verebilir misiniz? Ela, bak. Geldiğimden beri seninle çok fazla şey paylaştık. Sende gördüğüm ve asla değişmeyen tek şey var, Levent'i çok sevdiğin. Hayatını onunla birleştirmeyi hep çok istedin. Şimdi evlenmek üzeresiniz ve sen çok mutsuz görünüyorsun. Yo, ben sadece biraz uykusuzluk sorunum var. O yüzden yorgun görünüyor olabilirim. Peki bunu neden sen götürmüyorsun? Sadece takip etmem gereken birkaç test daha var, o yüzden. Biliyorsunuz, hepimiz puan kapmaya çalışıyoruz. Ela'nın hastasının MR'ı. Hani şu yavru ayının yaraladığı hasta. Beyninde bir tümör varmış. Ela da görmeni istedi. İyi de bunu niye sen getirdin? Ela nerede? Bak. Sana yalan söyleyemeyeceğim Levent. Bunu sana kendisi vermemek için bahaneler uydurdu. Ama hiç de inandırıcı değildi. Ne oluyor Ela'ya böyle? Benden kaçıyor. Ama sebebini anlayamıyorum. Onu kızdıracak ya da üzecek bir şey mi yaptım bilmeden? Peki, geçen de olanlar yüzünden olamaz mı? Şefin karısının ettiği laflar, üvey ablasının gelişi. Hı? İyi de benimle ne ilgisi var bunların? Bilmiyorum. Belki de sadece yakında evlenecek olmasının getirdiği strestir. Evlenmeyi benim kadar istiyordu. Çocuklarımız olması için sabırsızlanıyordu. Ne olduğunu anlayamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.